Tuna Kamhi TV izleyeceğiniz yayını sunar. Merhaba. Bugün dört elementi inceleyeceğiz. Dört unsur ya da dört element. Okültizmde ve birçok gelenekte maddenin dört hali olarak kabul edilen toprak, su, hava ve ateş dörtlüsüne verilen addır. Bu kavrama pek çok gelenekte rastlanmaktaysa da kavram Hint, İbrani, Kelt, Dogon geleneklerinde ve İsmaili ezoterizminde daha ayrıntılı bir şekilde ele alınır. Dört unsur kavramı genellikle kimi inanışlarda yaratılışı ifade etmek üzere, kimi inanışlarda ise maddi evrenin farklı süptillik derecelerindeki ortamlarını ifade etmek üzere kullanılmıştır. Bu kavramı sembolizmde kullanılan Ezoterik simyacılara göre toprak fiziksel planın, su enerjetik planın, hava psişik planın ve ateş mental yani zihinsel planın sembolüdür. Dört unsur derecelendirildiğinde en üstte veya en süptil olarak gösterilen ateştir. En aşağıdaki ya da en kaba olanı ise topraktır. Dört unsur içinden genellikle ateş ruhu, hava ve su süptil planları, toprak fiziksel ortamı simgeler. Dört elementin birbirlerine kıyasla nitelikleri şöyle açıklanır. Ateş dört unsur içinde etkin yani aktif ve eril olan iki unsurdan biri olup diğer üç unsuru da aydınlatan ve ısıtan unsurdur. Dört unsurdan tartılamaz olanıdır. Kimi zaman ışık sembolüyle özdeş tutulur. Hava da Ateş gibi eril ve aktif olarak kabul edilir. Toprak ve suya oranla en az maddi olanı ve algılanamaz olanıdır. Işığı geçirmede sudan daha geçirgendir. Bu özelliği yani saydam ve ışıklı oluşu kelama ortam oluşturması anlamına gelir. Semaviliğin gök ile temsil edildiği inanışlarda spiritüel gök ile yeryüzü arasındaki aracılığın sembolü sayılır. Maddenin görünen en süptil hali hatta görünmez olduğundan dolayı kimi inanışlarda semavi alemin sembolü olarak kabul edilir. Dört elementten su, pasif ve dişil niteliğe sahiptir. Bilindiği gibi su, bulunduğu ortamın şeklini alma özelliğine sahiptir. Maddenin sıvı halinin temsilcisi olan su sembolünün, kimi inanışlarda var edilen maddenin ilk hali olan maddi cevher, yani ilk madde anlamında Kimi inanışlarda kozmosta her yerde mevcut olduğu varsayılan maddenin esir denilen süptil hali anlamında kimi inanışlarda ise tesir anlamında kullanıldığı görülmektedir. Toprak da su gibi pasif ve dişil nitelikli olup dört elementten en yoğun katı ve sabit olanıdır. Bilindiği gibi insanların beslenme kaynaklarını edindikleri ana unsur topraktır. Pek çok inanışın yaratılış bahsinde insan vücudunun yaratılışında kullanılan madde toprak olarak geçer. İnsanlar ölünce de vücutları yine toprakla bütünleşir. Bu nedenlerden dolayı olsa gerek inanışlarda doğurganlık ve analık nitelikleriyle belirtilen toprak, toprak sembolü inanışlarda genellikle maddeyi, fiziksel bedeni, tezahür alemi denilen maddi alemi simgeler. İlk madde ve beşinci unsura bir göz atalım. Batı simyasında dört elementin ve tüm minerallerinin esasının aynı olduğu, hepsinin de yaratılan madde cevherinin saf, el değmemiş, ruhsal tesire henüz maruz kalmamış, şekillenmemiş, asli hali denebilecek ilk maddeden türediği kabul edilir. Bu ilk madde fiziksel planda dört unsur halinde farklılıklar gösterecek halde tezahür etmeden önce süptil planda tezahür eder ki kimi simyacılara göre bu süptil tezahüre ya da süptil madde cevherine beşinci unsur denilebilir. Tezahür etmiş maddi alemin beş unsurdan oluştuğu kabul edilen ve ilk maddeyi beşinci unsurdan ayırt eden Hindu inancında ise beşinci unsur esir anlamında ele alınır ve buna akasha denir. Esir eski stoacıların ve günümüzde teozofların eter dedikleri maddenin insanın beş duyusuyla algılayamadığı katı, sıvı ve gaz hallerine oranla yoğunluğu daha az, vibrasyonel hızı daha yüksek, daha sübtil ve daha akışkan haline verdikleri addır. Eter teriminin kökeni antik çağ inisiyasyonlarında kullanıldığı biçimiyle Ayter, veya aiter olarak da yazılan aeterdir. Eski Yunanca'da aeter kökeni olan aitho sözcüğünden de anlaşılabileceği gibi ateşli, parlak ve havadan daha süptil olan anlamına gelmekteydi. Ve de fiziksel bir mekanı ifade etmiyordu. Eter antik çağın ezoterik öğretilerinde kimi zaman maddenin esir denilen halini, kimi zaman da maddenin ilk madde, materia prima denilen ilk cevheri halini ifade etmek üzere kullanılıyordu. 1800'lü yıllarda bazı fizikçiler mutlak gözlem çerçevesini, tarihsel nedenlerle esir olarak adlandırmıştı. Bu sadece kavramsal bir adlandırmaydı ve antik Yunan'da söz edilen esir değildi. Daha sonraları Albert Einstein'ın özel görelilik kuramı ile mutlak bir gözlem çerçevesinin olmadığı anlaşıldı. Kısaca esir ya da eter maddenin algılanamayan dördüncü hali olarak kabul edilmişti. Teozofiye göre şamanizmde ve birçok inanışta 7 kat gök, 9 kat gök ve 12 kat gök olarak sözü edilen gök katları, maddenin bu dördüncü halinin birbirini izleyen derecelerinin belirtilmesinde ibaret olduğu düşünülmektedir. Bu derecelenme için gezegensel zincir terimini kullanan teozofiye göre güneş sistemi içinde 12 kademelenme olmakla birlikte dünya gezegensel zinciri ancak 7 kademeden oluşur. İnsanın da bu şekilde fiziksel bedeni ile ruhu arasındaki gitgide süptilleşen bedenleri ile 7 bedenden oluştuğu, iddia ederler. Beşinci unsur kavramı birçok tradisyonda mevcut bir kavram olup terim maddenin dört unsur olarak kabul edilen ateş, hava, su ve toprak hallerinden daha farklı olan algılanamayan halini ifade etmek üzere kullanılır. Terim batıda bu anlamda ilk kez Aristo tarafından kullanılmıştır. Aristo, dört unsurun ötesindeki süptil maddeyi, esiri ifade etmek üzere quinta essentia beşinci unsur terimini ortaya atmıştır. Madde, maddenin esir hali Aristodan çok daha önce orta öğretisinde aeter terimiyle ifade edilmekteydi. Pisagorda Orfe gibi aeteri maddenin süptil hali olarak görmüş, fakat onu Aristo gibi bir unsur olarak değerlendirmemiştir. Pisagor'a göre beşinci unsur diğer dört unsura hükmeden ruhtu. Yani beşinci unsur adı ancak evrene canlılık ve yaşam kazandıran ve ruha yakıştırılabilirdi. Günümüzde batı okültizminde de teozofide de beşinci unsur Esir yani eter anlamında ele alınmaktadır. Hinduizmde esir anlamında ele alınan beşinci usura Akaşa denilmektedir. Akaşa kayıtları evrende meydana gelen hiçbir olayın, hiçbir hareketin yok olmadığını, hepsinin izlerini bıraktığını ve kaydolduğunu ileri, ileri süren Teozoflarca kullanılan bir terimdir. Terim Hint teozofisindeki evrendeki tüm uzayı kapsayan temel esiri cefer olarak tanımlanan Akaşa sözcüğünden Batılı teozoflar tarafından türetilmiştir. Bu görüşe göre nasıl evrende hiçbir madde dönüşümler geçirmekle birlikte yok olmazsa hiçbir hareket ve olay da yok olmayıp akaşa denilen algılanması zor cefere kaydolur. Budizm'de akaşa bu kayıtlanma olayının kapsamıyla ilgili olarak iki türde ele alınır. Kişisel akaşa, kişinin duyguları, algıları, zihinsel oluşumları, bilinç hareketleri, fiziksel biçimi ile ilgili bireysel akaşa. İkincisi ise maddi her şey ile ilgili olan sınırsız akaşa. Batı teozofisine göre akaşa ya da akaşik kayıtlar her düşüncenin, her eylemin, her sesin, her ışığın vibrasyonlarının kaydolduğu, özetle fiziksel alemden yansıyan tüm tesirlerin, seri ve dakik bir biçimde yoğunluklarına göre sınıflanıp kaydolduğu sınırsız ve ebedi bir arşivdir. Batı teozofisinin kurucusu olan ve Akaşa sözcüğünü Batı'ya aktaran Blavatsky'e göre kişisel Akaşa kayıtlarının yanı sıra her gezegenin küresel akaşa kayıtları da mevcuttur ki Rudolf Steiner ve Edgar Cayce gibi ünlü medyumların dünya tarihinin bilinmeyen geçmişiyle Atlantis, yedi kök soy vesaire ilgili olarak aktardıkları bilgileri bu küresel akaşa kayıtlarıyla irtibata geçerek aktardıkları ileri sürülür. Kimileri Kur'an'daki lef-i mahfuz kavramını akaşa kavramıyla ilişkili olarak görmektedir. Spiritüalistler kişisel akaşa kayıtları yerine serbest hafıza terimini kullanırlar ve sınırsız akaşa kavramına sıcak bakmazlar. Çünkü spiritüalist anlayışa göre bir vibrasyonun varlığını Akaşa teorisindeki gibi ebediyen sürdürmesi maddesel olarak imkansızdır. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.